Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada bakınız ki Celsius'un gerçekleştirmek üzere olduğu toplu satışla alakalı toplu satış gerçekleştireceği kripto paralar üzerine konuşacağız. Ve genel itibariyle bunların ilerleyen süreçteki potansiyel akıbetlerinden bahsedeceğimizi dile getirebilirim. Şimdi diyor ki iflas eden kripto para kuruluşu elindeki altcoin'leri satıp Bitcoin ve Ethereum'a dönüştürüyor. İşte altcoin listesi. Bir kere bunu neden gerçekleştiriyor olabilir? En büyük ihtimal şu olacaktır. Şimdi elindeki altcoin'lerin ekseri ciddi anlamda düşük fiyattan alınmış olduğunu yani düşük ortalamalara sahip olduklarını zaten anlayabilmek ve bunu tahmin edebilmek zor değil. İkincisi bu çok yüksek ihtimalle stratejik bir trade hareketi. Çünkü Bitcoin dominansının bu kadar yüksek olduğu ve ilerleyen vakitlerde ekseri en büyük yükselişlerin Bitcoin, Ether, XRP, Launch, hadi XRP ile Launch'u geçtim. Daha düşük ve üstünkörü bir analizle bile en çok ve en kısa sürede en yüksek yükselişlerin risk ödül paritesi bakımından BTC ve Ether'de olabileceğini hem mevcut piyasa ortamının içine hem de dominansı göz önünde bulundurduğumuzda anlayabiliyoruz. Önceki videoda da Bitcoin'in analizini gerçekleştirdik ve yakında gerçekleşme ihtimali çok yüksek olan 40.500 dolar atılımıyla alakalı konuştuk. Dolayısıyla halihazırda nakde ihtiyacı olan Celsius'un burada varlıklarını BTC ve Ether'e dönüştürüp kısa süre içerisinde yüksek karlar bekliyor olması çok da mantıksız değil. İflas eden kripto para kredi kuruluşu Celsius Network bu arada Terra batışından dolayı iflas etmişlerdir Celsius. Tüm altcoin varlıklarını Bitcoin ve Ether'e dönüştürmek için mahkeme onayı talep etti. Evet. Plan Perşembe günü sunuldu ve tasfiye sürecini denetleyen New York İflas Mahkemesi'nin onayını gerektiriyor. Gelişmeye göre Celsius 1 Temmuz'dan itibaren tüm müşterilerinin custody ve Vitol hesapları hariç sahip olduğu tüm altcoin'leri satacak ve bunları Bitcoin ve Ethereum'a dönüştürecek. Celsius Fahrenheit Crypto konsorsiyumu ile bir satın alma anlaşması yapmıştı. Bu anlaşmanın ardından şirket iflas dosyasında revizyona gitti. Doğru. Yeniden yapılandırma planı bireysel borçluların alacaklarının mahsup işlemi yoluyla ele alınmasını önermektedir. Mahsup işlemi terimi belirli bir yıldaki zararların karlarla karşılaştırılması anlamına gelmektedir. Gelire mahsup edilmeyen zararlar devredilebilir ve sonraki yıllarda gelire mahsup edilebilir. Öyle. Hukuk firması diyor MacArthur English'ten David Adler Celsius'un yeniden yapılandırma teklifinin borçluların itirazıyla karşılaşabileceğini tweetledi. Adler borçlunun yani Celsius'un kredilerin geri ödenmesini talep ettiğini ancak teminatları borçlulara iade etmek için sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirme niyetinde olmadığını belirtti. Bu borçluların itiraz edebileceği bir durum olabilir diye ekledi. Paylaşılan belgeye göre Celsius'un elindeki büyük miktardaki toplam altcoin sayıları şu şekilde diyor. Evet. Şöyle bakalım. Cel diyor. Miktar, burada biz değer bakımından olaya bakalım. Celsius yani Cel token kendi tokenlarını satacaklar. Ben bunun kesinlikle alımını önermiyorum. Zaten iflas halindeki bir projedir. Değeri diyor 70,5 milyon dolarlık bir satış gerçekleştireceklermiş. Tabii ki çok ciddi bir meblağdır. Bakın, coin'in piyasa değeri 45,5 milyon dolar. Bu arada benim Cel'le alakalı bir bilgim yok ha. Yani radarımdaki bir coin değil. Bilgim yok çok coin'le alakalı. Anlatabiliyor muyum? Ki olması da çok lazım değil sanki. Pek bir eksikliğini de hissetmiyorum. Coin'in satışı piyasa değerinden daha yüksek. O yüzden dikkatli olun. Ya çok korkunç bir şey bu. Bak bu çok korkunç bir şey. Matic satacaklarmış. 51,8 milyon dolar değerinde. Tabii Matic'in toplam piyasa değeri 5,2 milyar civarında. Bu satış Matic fiyatını etkilemeyecektir. Hiç değilse doğal parite bakımından
Put haber gerçekleşir ve bir satış silsilesi yaşanırsa onu bilmem. Matik alımını da ben şu anda çok önermemekteyim. Ha, panik satışını da önermiyorum. Ancak Matik ilerleyen süreçte tabiri caizse paçayı secden kurtarabilecek mi belli değilken, Poligon 2.0'ın gelişiyle değişecek ekonomik yapısı şu an alacağınız Matik'in ilerleyen süreçte bambaşka bir Matik olabilme ihtimalini güçlendirmektedir. Adayı da şu an önermiyorum. Sebebi Matik'le aynıdır. Sadece değişim durumu mevzubahis değildir. 26.2 milyon dolar buna şey yapmaz, koymaz yani. LinkedIn satış gerçekleştirecek 17.2 milyon dolarlık piyasa değeri çok yüksek. Linky bir projedir bu arada. Ben Linky'i çok severim. Olabilir yani, portföylerde yer edebilir Link. LTC yine kesinlikle, ya potansiyel çok büyük şampiyonlardan biridir LTC. Bu süreçte aynı zamanda POW mekanizması ile Bitcoin'in altının gümüşü derler. Çok çok iyidir. Sec'in de bulaşamadığı kripto paralardan bir ilk hareketçidir. Yine çok küçük bir meblağ satacaklar toplama göre. Dot'ta da öyle. Dot da portföylerde bulundurulabilir sağlam bir kripto paradır. Yine çok etkilemeyecek bir meblağ. BCH'den bahsediyor. 5,5 milyon dolar. Tabii yine toplama göre hayli az. Eve'i ben severim. Eve yine Sec tarafının tokatlayacakları arasındadır tabii, kredi ve borç verme platformu olarak. Ama önermememe rağmen beğendiğim bir projedir. İnşallah sıkıntı yaşamazlar. Satışa gelince Eve'i etkilemez. BNB satışı var. Asla alımını önermiyorum. Kanalı takip edenler sebeplerini bilirler. Fakat satış etkilemez. Uni'yi de önermiyorum. Hem bir DEX yapısıdır. Hiçbir şey önermiyorum. Hem bir DEX yapısıdır, hem de yine şeyin şamarını yer. Bunlar zaten bunlara koymaz, tamam mı? XLM diyor. Bak, XLM iyidir işte. XLM çok sağlam bir projedir. XLM'i uzun vadede çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Portföyleri şenlendirebileceğine inanıyorum. Sol yine çok önerdiğim bir coin değildir. Sebepleri ADA ve Matic'le aynı. Fakat bu satışlardan öyle aman aman bir etkilenme olmaz. EOS diyor. 2 milyon dolarlık EOS'a da koymaz. Ayrıca Celsius, Birleşik Krallık'taki bir İngiliz mahkemesinin sınır ötesi iflas düzenlemeleriyle bağlantılı olarak Chris Ferraro'yu yabancı temsilci olarak atamak için izin istedi. Evet. Ya ilerleyen günlerde durum budur. Buradaki adı geçen coinlerin hem uzun vadedeki genel fikirler hem de kısa vadedeki olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.